belki babamız Yusuf'u daha çok seviyor. Biz ne yapalım bu Yusuf'u? Bir plan kurdular ve dediler ki biz oyun oynamaya gittiğimizi söyleriz. Yusuf'u da götürürüz. Yusuf'u da kuyuya atarız, kurtuluruz onlar dediler. İşte bu kötülük de bakın hasetten sürüyor. Günümüzde de bu hastalık çoğu insanda var. Günümüzde dikkat ettiyseniz bazı Müslüman kardeşlerimize karşı yabancı ülkelerden gelen vesaire onlara karşı bir propaganda ya da düşmanlık üretilmeye çalışılıyor. Buna dikkat edin. Bu caiz değil, hoş değil. Çünkü rızkı veren Allah'tır zaten. Kimse kimsenin rızkına mani olamaz. Ve biz onları etinden sütünden sonuna kadar faydalandık zaten. Mesela zamanında 300 lira eden evimizi onlara 500 lira verdik. Normalde bir işçiye 2000 lira vereceğimize onlara 500 lira verdik. O yüzden insan bu işin önünü sonunu düşünmeli. İnsanın hangi duruma düşeceği hiç bilinmez. Ne zaman mülteci olacağı, ne zaman düşeceği, ne zaman hastalanacağı hiç belli olmaz. İki haftaya kadar her taraf günlük gülistanlık ama orman yangınları seldir, heyelandır, ülkemizi kuşattı. Allah korusun bir savaş ya da daha güzel bir durum, hastalık vesaire insana musallat olabilir. O yüzden biz boş propagandalara katılmadan her zaman şu ayeti gözümüzün önünde bulunduralım. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Örgü, rengi, şekli, şemali, ülkesi ne olursa olsun bütün Müslümanlar Allah'ın işleri gibidir. Rızkı veren Allah'tır. Kimse kimsenin rızkına mani olamaz. Rızık ecel bölgesi vardır. Yani kişinin rızkı kesildiği anda eceli gelir. Rızkı kesildiği anda Azrail görür zaten. Rızkı da varsa, dünyanın sonunda da olsa o rızkı alır. Biz daha ötesine girmeyelim. Sadece bütün Müslüman kardeşlerimiz için iyilik ve güzellik diliyorum. Dünyaların yaptığımız hayırları boşa çevirmeyelim. Özellikle medyada, sosyal medyada dolaşan haberlere İtibar etmeyin, çoğu yalan, çoğu şişirme haberler, çoğu sadece bir şeyleri alevlendirmek için söyleniyor, buna dikkat edelim. Asıl meseleye gelersek, Hazreti Yusuf'un kardeşleri de haset vardı. Dediler ki, Yusuf'u kuyuya atalım, babamız bizi daha çok sever. Bakın ne kadar boş bir düşünce. Yani Yusuf öldü diye niye siz ahlak verdiniz? Ama bunu yaptılar. Onu kuyuya attılar ve gidip babalarına ağlayıp ey babacığım Yusuf'u kurtlar yedi dediler. Tabii ki Hazreti Yakup dayanamayıp sürekli ağladı ve gözleri kör olana kadar. Ama Allah'ın kaderinde Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtulup Mısır'a sultan olacağı vardı ya da o zamanın şartlarıyla Maliye Bakanı olması vardı ve onun sonunda da kavuştular. Hazreti Yakup da iyileşti. Gözleri yeniden görmeye başladı. İşte bu kısadan olacağımız yerde imtihanların en ağırı peygamberleridir. Hani bazıları diyor ya hocam bize imtihan verir ama niye
etmemiştir. Hiçbirimizin gözümdeki de hakkıya atılmamıştır. Hiçbirimizin kimse testlere kesmemiştir. Hiçbirimiz davaya kurulma dayak yememiştir. Ama bütün peygamberler bu acıları çekmişlerdir. Hiçbirimizin ağrısına da hayırlığa bakılmamıştır. Hazreti Meryem'e iftira attılar. Ey Hanım'ın kardeşi, senin baban namusun bir insandı, sen kime çektin dediler. Hazreti İsa'yı getirdiler. Hazreti İsa'yı öldürmek istediler, çarmıha gelmek istediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hanımına Hazreti Aişe annemize iftira attılar, ikaz etti. Ve bir ay boyunca herhalde vahiy gelmedi. Ve bütün Medine kalkalanıyor, münafıklar konuşuyor, günümüz medyası gibi sürekli iftira peşindeler. İşte bak buldum ya Aişe inattı diye. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zor durumdan kurtulmayı düşünüyor. İşte sabır ehli olan insanlar peygamberlerdir. Sonradan onlara tabi olanlar da bu sabırlara maruz kalacaklardır. Çünkü bedava cennet yok. Dünyada bile harcılığı yer almak için her yerden borç alıyor, kredi alıyor, kimisi sadece para kurtulur. Ve Allah bize saraylar vaat ediyor. Aylarından ırmaklar akan cennet gibi bedava cennet yok. Çünkü bu dünyada onlar çalışmaya ekmek yok. Çalışmaya da cennet yok. Sabretmeye cennet yok. Kuş sorular sorana cennet yok. Hepimizin cehennemiz. Ve başta okuduğu ayet-i kerimede sizleri böyle açlıkla, mal eşliğiyle, korkuyla söyleyeceğiz. Başka ayet-i kerimede daha önce sürmeklerin başına gelen şey sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Onların başına bir sürü şey geldi. Sarsıntılar geldi, musibetler geldi. Nasrullah ölene kadar kâdûmete nasrullah. Allah'ın yardımı derle kabul ediler. İşte dünya hayatı bile bir hayattır. Bu hayatta da sabreden, Rabbini bilen, Rabbine itiraz etmeyen, kadere isyan etmeyen, sürekli şükür halinde olan kişi kazanır. Ama Allah korusun, Allah'a isyan insanı zindan eder. Allah'a isyan insanı kötü şeylere sevk eder. Ve kişi demesin, bundan beter bir durum var. Her kötü durumdan daha kötü bir durum vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken beş çocuğunu defnetmiştir. Beş tane çocuğunu. Hangi birimizin beş çocuğunu yoktu? Belki hiçbirimiz. O yüzden sabır, refahın, kurtuluşun anahtarıdır. Hepimiz sabırsızlığımız yanlış kıyaslar dolayı geliyor. Ya işte senin akranların ev sahibi oldular, senin akranların şu kadar arabaları var, senin akranların şu kadar malı var, bu kıyası yapmayalım. Herkesin rızkı farklıdır. Herkesin hayatı farklıdır. Herkesin yaşam biçimi farklıdır. Kahraman olan çok mazlum olan değildir. Firavun'un da, Kâlun'un da, Haman'ın da çok malı vardır. Kâlun'un hazinelerini sadece anahtarlarını, sadece anahtarlarını 40 tane kapı taşıyor. Firavun o kadar zengindi ki ben sizi yarabilirim dedi, haşa. Nemrut da aynı şeyi söyledi. Peki sınıfta kazanan kim aldı?
ahiret boyutu var. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. Kıyamet korkusunda firavun ve ona iman edenleri ateşin en çetinine girdirin derler. Eğer en zengin olan bir şey olsaydı, o zaman firavun ve ehlini cennetin en büyük köşelerine girdirin derlerdi. Ama öyle davet diyor. Çünkü aklı olan imandır. Bir kişi Müslümansa kahramandır. Bir kişi helalden korkuyorsa kahramandır. Yoksa o haramdan kurtulduğu mazhar, kıyamet gününde ona azap olarak geri dönerler. İsterse bu malların tüm yaşamıyla yaptırsın. İsterse bu malların çocuk okusun, boştur bunlar. Haram malın kimseye faydası yok, bunun hesabı var. Haram yaşamın kimseye faydası yok, bunun hesabı var. Herkes yaptığı şeylerden hesaba çekilecek. Aldığı nefesten, verdiği nefesten, hepsinden teker teker hesaba çekilecektir. O yüzden biz Müslümanlar olarak her daim birbirimize tahammül ederek, birbirimizi severek, boş dedikodulara, provokasyonlara, haberlere gelmeyelim. Bizim aracımız dinimizi en güzel şekilde yaşamaktır. Geride kalan şeylerin tümüne boş ayrıldılardır. Allah bizi her daim İslam'ı seven, İslam'a hizmet eden, İslam hizmetkarı olan kullarından eylesin. Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabbe hazihi d-daveti t-tamme ve s-salati l-qaime. Ati Muhammeden il-vesilete vel-fazilete ve-d-derecete r-rafi'a. Ve b'ashu meqamen mahmuden illezî va'adte. İnneke la tuhliful mi'ad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidil müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anhum ruhi için, sahibül hayrat vel hasenatın ervahi için, Cami-i Şerif'in ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen
cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin hanelerinin bir cümle geçmişlerinin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin hanelerine sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti kurtuluşu için, her türlü deprem, yangın, sel felaketlerinden, görünen ve görünmeyeninden, aşikarından, gizlisinden, hepsinden muhafaza olmak, halas bulmak için ve Allah rızası için. El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna alen-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Hicri 1443. yılımızın
aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz müminler, Hicri takvim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlıyor. Hicret bir mekandan diğerine yapılan yolculuk değildir sadece. Hicret Allah'a ve onun kutlu elçisine gönülden bağlılığın, sadakat ve teslimiyetin ifadesidir. Batıldan, boş şeylerden, ömrü israf eden her türlü arzu ve istekten uzaklaşarak hak ve hakikate, ahlak ve irfana yolculuğun adıdır hicret. Hicret, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşliğin öyküsüdür. Kıymetli Müslümanlar, Hicri yılımızın ilk ayı Muharrem'dir. Muharrem, hürmete layık demektir. Bu ayın fazilet ve rahmeti bol, ilahi feyz ve bereketi çoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ay içinde tutulan oruç olduğunu bizlere haber vermiştir. Değerli müminler, önümüzdeki çarşamba ise 10 Muharrem, Aşura günüdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin Aşura orucu tuttuğunu görmüş ve bunun sebebini sormuştu. Yahudiler, bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tutardı. Biz de bu amaçla oruç tutuyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurdu ve bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte Aşura orucu tutmayı ümmetine tavsiye etti. Aziz müminler, Aşura günü aynı zamanda hatırladıkça yüreğimizi dağlayan büyük bir hüznün Kerbela hadisesinin yaşandığı gündür. Peygamberimizin benim dünyadaki çiçeğim Reyhan'ın buyurduğu ve cennet gençlerinin efendisi olarak nitelediği sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu ehl-i beyt'ten olan 70'i aşkın mümin bir Aşura günü Kerbela'da katledilerek şehadet şerbetini içmişlerdi. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleriyle, doğruluk adına samimi yürüyüşleriyle bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuştur. Onlara bu zulmü reva görenler ise Müslümanların ortak vicdanında mahkum edilmişlerdir. Kıymetli Müslümanlar, Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Ne hazindir ki geçmişteki acı olaylardan yeterince ibret alamadığımız için bugün de İslam coğrafyasında hırs ve menfaat için yeni Kerbela'lar yaşanmaktadır. Halbuki
Kerbela denince bağrı yanan Hazreti Hüseyin anılınca ah eden bir Müslüman, Müslümana düşen Kerbela'yı doğru okumak ve anlamaktır. Yeni Kerbelalar yaşamamak için tevhid ve vahdet bilincini kuşanmak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Hakkın yanında, hakikatin yolunda olmaktır. Fitne zamanlarında basiret ve ferasetle hakikati görmektir. Tıpkı Hazreti Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu vesileyle Seyyid-i Şühedâ Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm اَتَّاَقِبُ مِنَ ذَنْبِكَ مَنْ لَا ذَنْبَلَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ التَّذِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قارئ مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محقق الله عدالتي إيلي أقربايا يardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Hayya alas-salah, hayya alas-salah, hayya alal-falah, hayya alal-falah. Qad qamatis-salah, qad qamatis-salah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإذا رأيت تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
على رسولنا صلوات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إني أسألك عفو الآفية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خيرلerin fethi için, şerlerin refi için amin. Yani kardeşlerimizin sağlık, sıhhat, afiyeti ve geçmişlerimizin ruhları için, ümmet-i Muhammed'in selameti, birlik ve beraberliği için, bu cami-i şerifin ilk temelinden şu ana kadar maddi manevi hizmetleri bulunanların, cemaat olmuş ahirete göçenlerin ruhları için, hayatta olan cemaatimizin sağlık, sıhhat, afiyeti için, Allah rızası için, el-Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Kazım Bulut Camii'nden tekrar sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle cumamız mübarek olsun. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun.